İzmir'den iyi akşamlar. Ziraat Türkiye Kupası finali öncesi Göztepe'nin Gürsel Aksel stadında Fenerbahçe Başakşehir finali öncesi sizlerle birlikteyiz. Gürcan Bilgiç ve Haldun Domaç'la beraber hoş geldiniz hoş diyelim bulduk. İyi İzmir'e. Yayınlar. Keyifli bir final maçı bizi bekliyor. Şimdi sözü Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belezoğlu'na bırakalım. Furkan Yıldız da söz. Emre Belezoğlu'yla beraberiz. Hocam, yarın için başarılar diliyorum. Haziran ayında, daha doğrusu Temmuz ayında başlayan, Haziran ayında son erecek olan çok çok uzun bir sezon. Evet, Avrupa kupalarına katılmak için de Başakşehir için çok önemli bir final. Neler söylemek istersiniz? Tabii bizim için 12. ayı bulan uzun bir süreç. Dünya Kupası akabinde ne yazık ki ülkemizin yaşamış olduğu deprem felaketi. Bunlar düşünüldüğünde her sporcu için, biz yardımına da zor bir sezondu. Elimizden geldiğince futbol içinde kalmaya çalıştık. Takımın bence bu sene yine iyi çıkardı. Yine ligi iyi puanla bitirdik. Avrupa kupalarında son 16'ya kaldık. Bugün de Türkiye Kupası'nda finaldeyiz. Bunu hak ettiğimizi düşünüyorum. Buraya gidene kadar çok bence mücadele verdi çocuklar. Yarın inşallah kupayı kazanıp Avrupa kupalarına kulübümüzün geleneğini devam ettirdiğimiz bir süreci yaşatmak istiyoruz. Bunu yapabilecek güçlü olduğumuzu düşünüyorum. Ama önceliğimiz tabii ki centilmence, dostça hak edenin kazandığı güzel bir maç olması temennisinde bulunmak. Daha sonra sahada oyuncuların artık göstereceği performansa bağlı. Biz de kendimize göre bir senaryoya çalıştık ve inşallah karşılığını yarın alırız. Hocam şunu merak ediyorum. Son iki Süper Lig maçında çift santraforlu, daha doğrusu iki santrafor tercihli bir oyun görmüştük. Yarın için benzer bir oyun planı ya da benzer bir tercih bekleyebilir miyiz? Bizim iki türlü oyunla bakışımız var. Topun bizde olduğu ve topun rakipte olduğu pozisyonlara göre değerlendirdiğimiz bir durum var. Hiçbir zaman tek bir sisteme bağlı olarak hareket etmedim ben geldiğimden beri. Farklı oyun anlayışı içinde olduk. Bazen onu tek tip gibi gördü insanlar ama benim topun bizde olduğu ve topun rakibinde olduğu kısımlara bir bakış açım var sistemde. Yarın 2-3 hatta farklı formasyonda sahada yer alabiliriz. Hocam teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Emre Belezoğlu'nun görüşleri böyleydi. Şimdi kameralarımızı basın toplantısı odasına çeviriyoruz. İki kaptan Mert Hakan Yandaş ve Ömer Ali Şahiner'e kulak vereceğiz. Başında bizleri izleyen değerli izleyenler, 61. Ziraat Türkiye Kupası finali basın toplantısına hoş geldiniz. Öncelikle Fenerbahçe'nin değerli oyuncusu Mert Hakan Yandaş ve Başakşehir'in kaptanı Ömer Ali Şahiner'e hoş geldiniz diyoruz. Mert'in maçla ilgili görüşlerini alıyoruz öncelikle. Öncelikle hepiniz hoş geldiniz. İnşallah Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılına yakışır bir final olur. Camia olarak bu maça iyi hazırlandık. Zaten buralara oynamaya alışkın bir camiayız. İnşallah kazanan taraf biz olur ve taraftarımızı bir nebze olsun mutlu etmek istiyoruz. Yarın bunun için iyi hazırlandığımızı düşünüyorum. Dediğim gibi inşallah seyir zevki yüksek, kazananı biz olan bir final oynarız. Teşekkür ediyoruz. Ömer Şahin'in maçla ilgili görüşlerini alıyoruz. Kodumuzu da nerede yiyeceğiz? Ses yok diyorum yani. Ses problemi çözülebildi mi arkadaşlar? Yani alıyoruz da. Var, tamam, devam edelim. Evet, buyurun. Herkese merhaba. Öncelikle konuşmama başlamadan önce futbolla alakalı, bugün Ankara'nın Elmadağ ilçesinde yaşanan patlama sonucu hayatını kaybeden 5 vatandaşımıza, şehit olan 5 vatandaşımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına sabırlar diliyorum. Bizler için zor geçen bir sezonun ardından yarın finale taşıdık. Hem fiziksel hem de mental olarak bu sezon gerçekten bizler için yorucu, yıpratıcı geçti. Umarım yarın güzel bir finalle birlikte kupaya uzanan taraf biz oluruz. Teşekkür ediyorum. Değerli basın mensupları, maçla ilgili sorularınız varsa alabiliriz oyuncularımıza. Buyurun. Böyle biten bir sezon sonrasında sizin için daha farklı bir anlam kazandı mı? Bir de bu kupa bu sezonun tesellisi olur mu Fenerbahçe için? Ya dediğimiz gibi sezona iki kupa hedefiyle başlamıştık.
Bizim için lig maalesef hüsranla bitti. Bunu yaşamak tabii ki istemezdik. Son ana kadar mücadelemizi verdik. Saha içinde ve saha dışında maalesef başaramadık. Tabii ki bu bizde inanılmaz derecede bir üzüntü yarattı. Yarınki kupa finalinin önemi sezon başından beri aynı seviyede bizim için. Tabii ki kazanmak için çıkacağız. Fenerbahçe bulunduğu her ortamda kazanmak için oynar. Finallere alışık olan bir camiayız zaten. İnşallah dediğim gibi kazanıp bir nebze de olsa kendimizi taraftarımız nezdinde affettirmek istiyoruz. Teşekkür ediyoruz. Buyurun. Cenab-ı Ömer Ödiye, yani diğer açıdan baktığımızda Medipol Başakşehir tarihinde şampiyonluk yaşadı. Bunu başardı. Ama Türkiye Kupası yok. Yani sizin açınızdansa bu tarih başarı olur kazanırsanız olacak. Bu anlamda bunun motivasyonu daha farklı bir şekilde yansıyor mu size? Tabii giriş konuşmamda yaptığım gibi bu sezon bizim için çok yıpratıcı oldu. Sevinçlerin, hüzünlerin hem saha içi hem saha dışı etkenlerin üst üste geldiği yoğun yıpratıcı bir sezon oldu. Bunun ardından ligde sıralamada Avrupa için istediğimiz yerde değiliz. Özellikle Avrupa'ya gitme adına ve hem kulüp tarihinde önemli bir yer olacak bu ikinci kupa için hem de biz futbolcuların kariyer için son derece kritik, son derece büyük bir öneme sahip bir maç olacak yarın. Bunun bilincinde ve motivesindeyiz. Hem de takım kalitesi olarak oyuncu profillerine baktığında buralar oynamaya alışkın. Daha önce kupayı almış oyuncularla mevcut takımımız, hocamız bu konuda çok tecrübeli ki keza. Diğer taraftan takım arkadaşlarım da öyle. Bizim için ekstra motivasyon olacaktır. Kupayı almanın yanı sıra Avrupa'da olmak ki bu sezon yaptıklarımız. İnşallah yarın kupayı alırsak önümüzdeki sezon için de hem kulübümüzün hem biz oyuncuların bireysel performansları adına, bireysel hedefleri adına son derece kritik Avrupa'da oynamak. Bu sene yaptığımız katkıyı ülke puanına inşallah önümüzdeki sezonlarda da yapmak istiyoruz. Bu hem bireysel olarak biz oyuncuların hem de kulübümüzün misyonu. Teşekkür ederiz. Var mı başka sorusu olan? Buyurun. Bizim için de önemi büyük olan bir maç. Dediğim gibi kendimizi affettirmemiz gereken bir durumdayız. Ama herkesin çok iyi motive olduğunu söyleyebilirim. Kupa kazanmak istiyoruz yarın. Ya bizden ziyade camiamızı bir nebze mutlu etmek istiyoruz. Takım içinde de hafta boyunca bunu konuştuk. Lig bizim için maalesef kötü bitti ve orada kaldı. Bunun sonuçlarını sezon sonunda zaten yönetimimiz, hocalarımız oturup kararlarını verirler. Ama bizim camiaya olan bir borcumuz diyeyim, en azından bir mutluluk borcumuz var. Bunu da yarın futbolcular olarak başarmak istiyoruz. Bu konuda adapte olduk diyebilirim maç. Son maçlarda iyi performans sergilediniz. Önemli rakipleri yendiniz. Önde Hoca gibi bir hoca var sağ kenarında. O sizi nasıl motive etti? Fenerbahçe 2-2 maçında da mağlup edememiştiniz. Hoca size neler konuştu? Çünkü önemli bir kupa finali. İki maçta da mağlup olduk evet ama oyun olarak Fenerbahçe'nin gerisinde olduğumuzu düşünmüyorum. Son döneme girerken de performansımızı yükselttik. Hem genç arkadaşlarımızın da süre bulması hem bizlerin zaman zaman değişerek rotasyonda dinlenmesiyle son dönemece güçlü girdik. Bugüne de güçlü ve moralli geldik. Hocaya benden daha iyi biliyorsunuz herhalde yıllarca siz de. Her zaman onun için bize söylediği kazanmak üzerine, bu oyunun en güzel tarafı hayatta her zaman kazanma üzerine, o hırsı, o isteği bize aşılıyor her zaman. Bizler de futbolcular olarak ona karşılık vermeye çalışıyoruz. Zaman zaman problemler oldu tabii ki, motivasyon anlamında bizlerde düşüşler oldu ama buraları geçmişinde çok iyi oynamış, finalleri, bu zor zamanları yüksek seviyedeki maçları oynamış biri olarak bize hem sağ içi hem sağ dışı ciddi desteği var. Umarım yarın biz de onun yüzünü kara çıkarmayız. Ona yakışan, onun öğrencilerine yakışan bir final yaparız. Onun kadar biz de istememiz lazım. Çünkü biliyorsunuz az çok ortada bir
kazanılacak maç varsa Emre Belezoğlu her zaman bunu en büyük isteyen tarafı olur. Biz de futbolcular olarak yarın inşallah daha çok isteyen, daha çok arzu eden taraf oluruz. Teşekkür ediyoruz. Var mı başka soru? Teşekkür ediyoruz. Kaptanlarımızı göndermiyoruz, hocalarımızı alıyoruz ve fotoğraf çekimine geçiyoruz. Teşekkürler. İki takım kaptanı Ömer Ali Şahiner ve Mert Hakan Yandaş basın mensuplarına açıklamalarda bulundular. Şimdi de kupayla birlikte poz veriyorlar. Bakalım yarın akşam bu statta Ziraat Türkiye Kupası finalinde hangi kaptan kupayı kaldıracak? Ömer Ali Şahiner mi? Mert Hakan Yandaş mı? Bu soruya cevap arıyoruz. 9 senelik kupa özlemine son vermek istiyor Fenerbahçe. Kupa hasretini burada Gürsel Aksel stadında dindirmek istiyor. Medipol Başakşehir Süper Lig'de şampiyonluk yaşamıştı. Ziraat Türkiye Kupası da daha önce finali vardı ama kupayı hiç kazanmadı. Onlar da hem kupayı müzesine götürmek istiyor. Teknik direktör Emre Belezoğlu da basın toplantı odasına geldi. Ekranlarınıza yansıyor sevgili seyirciler. Emre Belezoğlu yönetiminde hem ilk kez Türkiye Kupası'nı kazanmak istiyor Medipol Başakşehir hem de Avrupa bileti almak istiyor. İki hedefi birden var. Turuncu lacivertlerin Fenerbahçe'de şampiyonluktan uzak geçen sezonların ardından Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götürmek, taraftarını mutlu etmek istiyor. Zaten iki kaptan da hem Mert Hakan Yandaş hem de Ömer Ali Şahiner bu mesajları verdiler basın toplantısında. Birazdan da Jorge Jesus ve Emre Belezoğlu basın mensuplarının karşısına çıkacak. Yine canlı yayında ekranlara taşıyacağız. Bu basın toplantısı başladığında basın toplantı odasına kameralarımızı bir kez daha çevireceğiz. Güzel bir akşam var Aldino maç İzmir'de. Evet. Gürcan Bilgiç, sıcak bir hava, İstanbul'a göre daha sıcak. Ama hani dersiniz ya futbol, hava futbol, zemin futbol oynamaya elverişli diye. Yani ben daha sıcak bekliyordum. Bunaltıcı değil yani. Değil, futbol değil. Oynamaya uygun güzel, bir hava var. Güzel bir esintisi var. Burada İmbat'ın yani o rüzgarın olması zaten buranın sıcağını kesen bir şey. Bu özellikle zemin. Bu arada hocalar ve kaptanlar da yan yana poz veriyorlar. Evet. Güzel. Biz havadan sudan bahsederken. Yok, zeminden bahsedecektik. Mükemmel bir zemin var. Zemin çok güzel. Tabii, gerçekten. Görüntüler de güzel ama şu anda. Yani, hocalar, kaptanlar, hocalar yan yana. Yani 20.45'te maç, daha 2 saat daha geçecek. Bu güneşi de görmeyiz muhtemelen. Evet, daha da bir hava düşebilir daha biraz. Arkadaşlar. Ama İzmir'in sıcak zamanları geldi artık. Yani bu mevsim artık İzmir'de sıcak olan dönem ama şöyle söyleyeyim, futbol oynamak için çok uygun. Evet, basın toplantısı başlıyor. Kameralarımızı bir kez daha toplantı odasına çeviriyoruz. Evet, öncelikle herkese iyi akşamlar. Çok önemli bir final öncesinde. Bugün Ankara'da gelen meydana gelen patlamadan dolayı öncelikle hayatını kaybeden 5 tane vatandaşımıza Allah'tan rahmet, ailelerine de başsağlığı diyerek sözlerime başlamak istiyorum. Bizim için çok önemli Avrupa Kupalarına katılmak, kulübümüzün genlerinde mevcut. Geçen sene geldiğimizden beri hep beraber ekibimle beraber, takımdaki bütün kardeşlerimle, arkadaşlarımla beraber önemli işler başardık. Yarın bu finali kazanmak ve takımımızı tekrar Avrupa Kupalarına götürmek istiyoruz. Bunu yapabilecek güçte olduğumuzu düşünüyorum. Rakibimiz benim için zaten söylememe gerek yok. Çok değerli, önemli bir kulüp, çok büyük bir kulüp. Türkiye'nin en büyük sivil toplum örgütü kuruluşu. Ben de her zaman farklı yerde olan bir kulüp, bir camia. Önemli olan dosya, sahada hak edenin kazandığı bir maç olması. Yarın keyifli bir maç olacak. Her iki takım için zor bir maç olacak. İnşallah kazanan taraf biz oluruz. Teşekkür ediyoruz. Sayın Cessun, maçla ilgili görüşlerini alıyoruz. Bu tarz. É uma competição, a Copa da Turquia, uma competição que penso eu cada vez todos os clubes e os fãs devem valorizar. Eu tenho uma cultura
que a Copa do meu país ou de outros países onde eu já estive só é muito importante. A Turquia tem umas qualidades fantásticas para apresentar nos seus estádios finais, como a que vai ser amanhã. Espero que seja uma final bonita, com um ambiente bonito. Vamos ter um adversário que também quer ganhar, normal, é uma final. E espero que a nossa equipa consiga ter um desempenho bom, de forma que possamos pensar em conquistar este troféu. Fenerbahçe já há 8 anos que não ganha nenhum troféu e é importante para todos nós amanhã podemos ganhar. Öncelikle iyi akşamlar diliyorum. Türkiye Kupası bence bu ülkedeki her kulüp için ve her taraftar için çok değerli ve önemli bir kupa. Bu ülkenin çok güzel stadyumları var bu tarz finaller oynamak için. Umarım yarın da çok güzel bir maç olur, çok güzel bir atmosfer olur. Rakibimiz de kupayı kazanmak istiyor tıpkı bizim gibi ki normal çünkü bu bir final maçı. Umarım takımım kupayı kazanabilmek için iyi bir performans sergiler. Fenerbahçe 8 senedir hiçbir kupa alamıyor. Bu yüzden hepimiz elimizden geleni yapıp yarınki maçı kazanmak istiyoruz. Teşekkür ediyoruz. Evet, hocalarımıza yarınki finalle ilgili sorularınızı alabiliriz. Hocam başarılar yarınki maç için. Kupaya çok yakınsınız. Teknik direktörlük kariyerinizdeki ilk kupa kazanırsanız. Fenerbahçe'ye bence iki maçı yaptınız. Yarınki maçla ilgili nasıl bir strateji, biraz ipucu belki verirsiniz. Çünkü rakibinizi de iyi tanıyorsunuz. Size takımı çok iyi motive eden bir teknik direktörsünüz. Yönünüzde biliyoruz. Oyuncularla neler konuşuldu? Tabii öncelikle rakibimize çok büyük saygı duyuyoruz. Yanında oturan hocam da, meslektaşım da, değerli büyüğüm de yıllarca bu maçları fazla şekilde oynamış, kupalar kazanmış bir teknik adam. Kendisine de çok büyük bir saygım var. Yarın yüksek seviyede motivasyon gerektiren finaller kendi içinde anlarını doğru oynamanız gereken maçlardır. Elimden geldiğince takımı bu şekilde hazırlamaya çalıştım. Son dönemde bence yukarıya doğru giden bir ivmelenen bir performansımız olduğunu düşünüyorum. Rakibin çok güçlü yönleri var. Her takımın olduğu gibi eksik yönleri var. Elimden geldiğince takımımı da bu şekilde hazırlamaya çalıştım ama sözlerime başlarken söylediğim gibi iki takım için de kolay maç olmayacak. Yani Fenerbahçe'nin çok iyi kadrosu var. Çok değerli oyuncuları var. Biraz önce söyledim. Biz de son dönemde gerçekten iyi işler yapıyoruz. Denk oynadığımız, bize denk güçte oynadığımız takımlara karşı bence çok önemli maçlar çıkardık. Yarın da böyle bir maç olması için takımımı hazırladım. Bir kafamızda bir senaryomuz var. Ümit ediyorum gerçekleşir ve kupayı kazanan taraf biz oluruz. Teşekkür ederiz. Buyurun. Hocam, tabii Fenerbahçe baktığımızda Türkiye Kupası'nı tabii kazanmayı istiyor. Ama hani şu açıdan baktığımızda bu kupa belki bir teselli ama Başakşehir açısından baktığımızda İki faktör var. Birincisi tarihi başarı olacak kupayı kazanmanız. İkincisi Avrupa'ya gitmenin artık tek yolu. Kaybettiğiniz zaman önümüzdeki Avrupa yok. Bu açıdan baktığınızda motivasyon, ekstra motivasyon sağlıyor mu size oyuncularınıza? Tabii ki ben takımımızın, kulübümüzün bir genetiğinde olan Avrupa kupalarına katılma alışkanlığımız olduğunu söylemiştim. Burada şu an biz ligi 5. bitirdiğimiz için sadece bu yoldan geçiyor. O yüzden oyuncuları bu motive ediyor. Ama final karşınızda da önemli büyük bir takım var. Bu finalleri çok oynamış bir takım var. Ben de takım kaptanı olduğum süreçte bu kupayı Fenerbahçe ile beraber 2 kere kaldırdım. Yani Fenerbahçe güçlü bir takım ama biz de iyi bir takımız. Biz de güçlü bir takımız, güçlü yönlerimiz var. Yani yarın benim söyleyebileceğim aslında her iki takımın oyuncuların da motive olması gereken yer 3 tane kupa var ülkemizde. Bir tanesini Galatasaray kazandı. 2 tane daha kupa Ağustos'a kadar hala boşta duruyor. Bu 2 kupayı kazanabilecek, performans ortaya koyabilecek 2 tane takım var. Bu birisi Fenerbahçe, birisi biz. Bizim hedefimiz Avrupa Kupalarına katılmak, bu maçı kazanıp ve sonrasında Süper Kupayı da kazanmak. İki takım oyuncuları da bence böyle düşünürse çok keyifli bir maç ortaya çıkacaktır. Ben
Sayın Destosporlu'nu sormak istiyorum. Kendisinde bahsettiğim gibi 8 yıldır kupa kazanamayan bir Fenerbahçe takımı var. Hem bu anlamda hem de Galatasaray derbisinde iyi de bir görüntü vermeyen takım da vardı. Derbi sonrasındaki süreçte hafta içerisinde neler konuşuldu? Bir de uzun süredir kupa kazanamayan bir takım olmaları üzerlerinde yarın içinde baskı hissettiriyor mu, baskı yaratıyor mu? Então, como você disse, Fenerbahçe não ganha nada há 8 anos e o jogo contra Galatasaray não foi tão bem para vocês. E o que vocês falaram durante a semana com os jogadores? E você acha que não ganhar nada por 8 anos cria uma pressão na equipa? É, cria alguma pressão mais no Fenerbahçe que no Başakşehir. Mas isso também é fruto da dinâmica e da história do Fenerbahçe. Portanto, o seu treinador, neste caso eu e os meus jogadores, têm que estar preparados para essa pressão de responsabilidade. Nós, o que pensamos amanhã do jogo, não tem nada a ver com aquilo que foi a época. Fizemos uma época com coisas muito interessantes, bonitas, mas agora amanhã é um troféu em disputa. E todos os jogadores estão super motivados, todos os jogadores estão ansiosos de começar amanhã este jogo da final da Copa da Turquia para podermos ter uma chance de ganhar esta Copa. Uzun süredir kupa kazanamamak tabii ki bir baskı yaratıyordur. Özellikle Başakşehir'le kıyasladığımız zaman bizim üzerimizde baskı yaratıyordur. Ama bizim sorumluluklarımız da bu baskının üstesinden gelebilmek. Hem teknik direktör olarak benim, hem oyuncularımın, bizim görevimiz, sorumluluğumuz bu baskının üstesinden gelebilmek. Bu durumda aslında Fenerbahçe tarihinin dinamiklerinin bir sonucu. Bunlara hazır olmanız gerekiyor. Yarın bizim için önemli bir maç. Sezon içerisinde İlginç ve güzel şeyler başardık ama istediğimiz sonucu alamadık ligde. Yarın kupayı kazanmak istiyoruz. Oyuncularım çok heyecanlı ve motiveler bu maç için. Yarın kupayı kazanma şansımızı gerçeğe çevirmek istiyoruz. Ben bir soru sormak istiyorum. Fenerbahçe taraftarı üstünde olacak yarın statta. Bununla ilgili neler söyleyecek? Bir de Başakşehir'i yenmeleri için ekstra ne yapmaları gerekiyor hocanın? Ve bu sezon bu maç hocanın son maçı mı Fenerbahçe? Então, ele fez duas perguntas. Primeira pergunta, haverá muitos adeptos do Fenerbahçe amanhã no estádio. O que você queria dizer sobre isso? E amanhã, se vai ser seu último jogo aqui no Fenerbahçe ou não? Se você puder dizer algo sobre isso. É verdade que os adeptos ajudam as equipas a ganhar. Um grande clube só é grande se tiver grandes adeptos, se tiver fãs em muita quantidade, que é o caso do Fenerbahçe. Esperamos que amanhã estejam a maior número com os adeptos do Başakşehir, para nos ajudar, para nos motivar, para nos empurrar para a vitória. Em relação ao meu futuro, eu já falei com o presidente do Fenerbahçe, ele sabe o que é que eu penso. Portanto, o presidente do Fenerbahçe já está preparado para aquilo que pode fazer, porque eu já falei com ele e portanto, não quero me alongar muito horas antes da final, porque mais importante que eu é a final da manhã e quero falar mais sobre esta final, uma final no qual eu estou habituado a disputar em alguns países, principalmente em Portugal, que é muito apaixonante, que é muito bonita, tem sempre uma festa muito bonita antes dos jogos, e é aí que eu estou focado e é isso que eu quero estar nestas horas que faltam, focado no jogo da manhã. Taraftarlar her takım için çok önemlidir. Takımlarına yardım ederler galip gelebilmek için. Bizim için de taraftarlarımızın desteği çok önemli olacak. Yarın bizim yapmamız gereken şey terimizin son damlasına kadar savaşmak ama taraftarlarımızın desteği bizim için belirleyici olacak. Umarım yarın statta Başakşehir taraftarından daha çok sayıca taraftarımız olur ve bizi motive etme açısından bize yardımcı olurlar.
Geleceğimle ilgili ben kararımı başkanımıza söyledim. Kendisi biliyor ama bunun burada konuşmanın doğru olduğunu düşünmüyorum. Çünkü şu anda bir final öncesindeyiz. En önemli şey bu, ben değilim. Buradaki önemli konu ben değilim. Önemli konu burada final. Dolayısıyla maçı konuşmamız gerektiğini düşünüyorum. Çünkü finaller her zaman çok güzeldir. En azından benim ülkemde Portekiz'de maçlardan önce de hep bir kutlama havasında geçer. Bir şenlik havasında geçer. Dolayısıyla maça az saatler kala odağımızın bu olması gerektiğini düşünüyorum. Olmasına rağmen şampiyonluğu Galatasaray elde etti. Galatasaray ilgisinde kaldı Fenerbahçe. Yarı kupayı kazandığı takdirde Fenerbahçe hoca sezon yorumunda kendi takımını başarılı olarak addeder. Então, Fenerbahçe na Liga, na verdade, ganhou muitos pontos, tem uma média muito alta de pontos, mas quem ganhou a Liga foi o Galatasaray. Se vocês ganharam a Copa amanhã, você acha que você se consideraria bem-sucedido nessa temporada? Vamos valorizar o jogo da manhã. Quer respeitar esta Copa, quer respeitar o Başakşehir. Não quer falar daquilo que já se passou. E se amanhã o Fenerbahçe for um vencedor da Copa, nada muda na minha cabeça. Não vai ser uma época bem-sucedida. Para ser uma época bem-sucedida, para mim, tinha dois troféus em disputa, a Copa e o Campeonato Turco, e para ser uma época bem-sucedida tinha que ganhar os dois. Portanto, nunca vai ser uma época bem-sucedida para mim. Bu kupaya çok değer veriyoruz. Hem bu kupaya hem rakibimiz Başakşehir'e çok saygı duyuyoruz. Geride kalan şeyler hakkında konuşmanın bir anlamı yok. Lig bizim için geride kaldı. Ama yarın eğer kupayı kazanırsak kafamdaki fikir değişmeyecek. Türkiye Kupası'nı kazandıktan sonra bu sezonu kesin başarılı olarak değerlendirmem. Çünkü benim için başarılı sezon demek iki kupayı birden almak demek. Dolayısıyla sadece kupayı almak kendimi başarılı görmeme yetmez. Başka soru yok sanıyorum. Teşekkür ediyoruz katılımlarınız için. Hocalarımıza da teşekkür ediyoruz. Bas toparlanır. Teşekkür ederim. Basın toplantısı sona erdi. İki hoca da galibiyete dair önemli mesajlar verdiler. İki taraf da kupayı istiyor halde o maç. Gayet normal. Şimdi şöyle bir şey var tabii. Hem bu kupanın bir kupadan daha fazla özelliği var diyeceksin. Yani bir kupadan fazla ne olabilir? İki kupa olabilir. Yok, o sloganımız zaten. Yok. Hani organik futbol var bu kupada. Hayır. Emek var. Onun dışında. Mücadele var. Futbol var. Futbolun özü var. O tabii ki benim söylediğim şu aslında. Bir kupadan fazlası şöyle. Bu kupayı kazandığın zaman Süper Kupa'yı da oynuyorsun. Tabii. Yani evet. İki kupa oluyor dediğiniz gibi. Ya işte onu söylüyorum. O zaman iki tane, iki kupan birden olma ihtimali. Ben de pas güzel gelince reklamı yapayım dedim. Gerçekten büyük emek veriyoruz ama Turkuaz Medya Grubu olarak sizler de şahit oluyorsunuz. Zaten ailemizin bir üyesisiniz sizler de. Yani tabii, kilometrelerce tabii yol kat ediyoruz. Hani neredeyse bugüne kadar çektiğimiz maçların o kablolarıyla dünyanın etrafını herhalde bir, belki iki kere dolaşabiliriz. Hatta ben şöyle söylüyorum. Daha aşağıdaki takımların yukarıdaki takımlara meydan okuması aslında Ziraat aynen Türkiye öyle Kupası. Ve yıldızlar yani, yetişiyor Ziraat evet, Türkiye Kupası'ndan. Evet. Yani Raşitsa bu sene Ziraat Türkiye Kupası'nda oynayana kadar Galatasaray'ın banko oyuncusu değildi. Şampiyonluğun en önemli aktörlerinden biri oldu mesela. Çok en doğru. En yakın örnek. Hatta Gürcan da mutlaka katılacaktır. Hani bazı oyuncular bu kupayla kendilerini takımlarına kabul ettiriyorlar. Tabii. Bu kupa maçlarıyla. Bu kupa maçlarını bekliyorlar. Dolayısıyla gerçekten de önemli bir kupa. O zaman gelelim yarına. Gelelim. Yarına gelelim. Nasıl bir maç? Gürcan Bilgiç'le başlayalım. Beklesin. Çünkü Fenerbahçe 9 senedir kupa hayali kuruyor değil mi? 8 senedir kupa yok. 9. seneye giriyor. 2013. Evet. 2023. 2023. 9 sene kalmış geride, 10. sene. 9 sene evet. Şimdi sezonun en önemli hedefi haline geldi. Haldun abinin de dediği gibi. Bir de yeni sezon öncesi Galatasaray'la oynamak var. Yani doğru. Oradan itibaren yeni sezonu da kurgulayabilir. Hangi takım olursa olsun, Fenerbahçe veya Galatasaray, taraftarını daha iyi konsantre edebilir yeni sezona. Takıma güvenmesini, arkasında durmasını daha böyle istekli sağlayabilir.
Ama bugüne bakacağız, yarına bakacağız. Şimdi bir Emre Hoca dedi biz kazanmak istiyoruz. Bir Jorge Jesus dedi biz kazanmak istiyoruz. Böyle karşılıklı onlar sürekli kazanmak istiyoruz. Orada 2014'tü düzeltme geldi İbrahimov'dan, İstanbul'dan editörümden. Tamam. Yani 9 sene 9 oldu. 9 sene, 9 doğru. Sene oldu. Şey, Fenerbahçe için önemli. Yani hem 9 sene sonraki ilk kupa. Hem, o zaman Süper Kupa vardı. Tabii hem Başkan Ali Koç'un kazanacağı ilk kupa olacak. O açıdan da önemli. Ali Bey işte hafta içi bir açıklama yaptı. Muhtemelen son senesine giriyor. O da son sezonuna giriyor. Yani 2024'te ben aday olmayacağım dediğini zannediyorum. Yani oradaki ifade... O anı mı çıkardınız? Ben onu çıkardım. Ya şöyle... İfadelere baktığımız zaman. Şöyle bir şey söyleyeyim mi? Bence Gürcan aday çıkarın diyor. Hayır. Yarışalım ben, diyor. He, ben şöyle algılıyorum. Diyor ki bu sene artık son şeylerimi kullanacağım. Eğer şampiyon olursa, şampiyonluk, kupa vesaire, o zaman o söylediğin karar gevşer, yumuşar ve tekrar yola devam edecek. Peki gidenlerden açmışken sözü, ona dair de açıklama yaptı. Jesus'un açıklamaları için ne diyorsun? Son maçı. Son maçı. Öyle demedi. Önce bir finale odaklanalım dedi. Falan dedi. Normaldir. Yani, ya Cüneyt, yani 40 yılın gazetecisiyiz. Eğer devam edilseydi Mart'ta açıklanırdı. Hı hı. Yani Mart'tan sonra, Nisan'dan sonra bu olay imzaya dökülmüyorsa, açıklanmıyorsa demek ki iki tarafta yeni bir yol çizeceklerdi sezon sonuna. Peki size de garip geldi mi? Hani ben moderatör olarak eleştiri yapmak istemem ama genel geçer bir söz olarak mı söyledi bilmiyorum. Çeviri yanlışım var. İnşallah yarın Fenerbahçe taraftarı daha fazla olur dedi. Yani bunun böyle olacağını bütün Türkiye biliyor. Jesus bir senedir Fenerbahçe'yi çalıştırıyor. Tanıyamamış mı Fenerbahçe'yi? Ben böyle bir anlam çıkarabilir hayır, insanlar diye geldi. Demiş olabilirler. Aklıma. Biletler yarı yarıya veriliyor falan diye demiş olabilirler. Yine de ama, Türkiye gerçeğinde Fenerbahçe yarı yarıya verilse. Ama şunu da söyleyeyim. Kesinlikle tanımıyor. Yani ne Fenerbahçe gerçeğini, ne Türkiye gerçeğini, ne Türkiye'deki dinamikleri, ne kulüpten camialar arasındaki hassas noktaları. Yani onu bilen birisi olsaydı şu Galatasaray maçlarından en azından bir tanesini kaybetmezdi. Öyle düşünüyorum ve ben Fenerbahçe takımını beğeniyorum. İyi oynayan bir takım, iyi oyuncuları var, bir sistemi var, bir düzeni var. Fakat rakipler çözdü. Ve rakip teknik direktörler aynı Okan Hoca'nın yaptığı gibi iki maçta da Fenerbahçe'nin hücum kurgusu içinde gerekli setleri örüp kendi pozitif taraflarını, kendi avantajlı taraflarını ön plana çıkaracak formüller üretiyorlar. Yani Emre Hoca da yarın yapar mı aynısı? Yapacak tabii. Yani daha iyi teknik direktör olduğu için yenmedi Okan Buruk. Jorge Jesus. Jorge Jesus'tan daha kurnaz olduğu için. Daha farklı yorumladığı için. O maçın değerini bildiği için ve rakibin ne yapacağını bildiği için kazandı bu karşılaşmaları. Dolayısıyla Emre Hoca da bu etapta şimdi Fenerbahçe'nin Başakşehir'e karşı farklı bir formülle oynayacağını söyleyebilir misin sen Halil abi? Yok yani söyleyemeyiz. Yine klasik. Klasik değil mi? Yani hiçbir şeyi değiştirmiyor çünkü. Yani 4-2-4 gibi çıkacak. Evet ha, yani iki tane sonra orta sahayı 3 orta sahanın karşısına teslim edecek. Aynen. Sırf iki forvet oynamak için. Yani böyle bir şey olacak. Elinde iki tane çok kreatif oyuncu var. Yani İrfan Can Kahveci ve Arda Güler gibi. Onlardan o bildiğimiz anahtar pas üretme isteği yerine onların ikisini kanatlara gönderecek. İşte onlar da kendi düşüncelerine göre içeriye doğru kat ettikleri zaman oynayacaklar. Yani bundan kesinlikle vazgeçmedi. Hatta sezonun senin söylediğin yerden devam edeyim. Sezonun ortalarında şimdi teknik direktörü hatırlamadım. Şey dedi. Ya biliyoruz biz zaten Fenerbahçe'nin nasıl oynadığını. Öne çıkar, arkasına top atıp çözeriz diye düşündük. Çözdük dedi. Yani o olay sezonun ortalarında ne bileyim 15. haftasında 16. haftasındaydı. Sezon bitti 36. haftada Fenerbahçe yine aynı şeyi oynuyordu. Yani yine öne çıkartıyor. Şimdi onu da yaparsın da öyle bir oyuncun vardır ki senin arkaya koşarken Kim Minje yani dersin ki ya arkaya başladı mı koşmaya gelir aynen gelir dersin. Öyle bir şansın da yok senin. Yani Zalai ağır pozisyon olarak Samet
aynı şekilde ağır. İki tane ağır oyuncuyla öne çıkıp arkaya koşu atan oyuncuları karşılamak çok zor. Çünkü zaten senin yüzün dönük, o yüzü kaleye dönük koşuyor. Yani oradan şeyin lafına geliyoruz yani. Aynı şeyi yapıp farklı sonuç bekleyenler lafına. Yani o... Albert Einstein'ın o yani bir sözü var. Bu arada hani arkamızda da görüyorlar, Özgür de ekrana getiriyor yönetmenimiz. Medipol Başakşehir son antrenmanını yapıyor. Fenerbahçe burada antrenman yapmayı tercih etmedi. Hani akıllara gelmesin neden Fenerbahçe'yi vermiyoruz, göstermiyoruz diye. Yok çünkü Fenerbahçe takımı kafilesi ayrıldı stat'tan. Şimdi biraz da belki Başakşehir deyince onu da konuşalım. Şimdi Başakşehir'de mesela Emre Hoca, Gürcan zaman zaman çift forvet oynadı. Mesela Kenny Figueredo varken Okaka'yla oynadı. Zaman zaman dörtlü orta saha oynadı. Zaman zaman üçlü orta sahayı oynattı kenarlara. Şimdi bütün bunlar, bu çeşitlemeler, denemeler. Sonuçta maç bazı şeyleri yapmak gerekiyor. Ama benim gördüğüm kadarıyla mesela George Jesus hiçbir şekilde kendi oyun anlayışından ödün vermedi. Hatta sana çok enteresan bir şey söyleyeyim. Ben Sivas Spor maçının yorumcusuydum, Sivas'taki maçın. Ya o iki forvetten vazgeçmemek adına o sırada hazır değillerdi. Emre Mor'la Pedro iki forvet oynadı. Ve sonra da Emre Mor'u bir daha oynatmadı. Yani şimdi böyle bir şey var. Böyle bir durumu söz konusu. Şey de var mesela Aldın abi, sezon başında Fenerbahçe'nin ön taraf baskısı hakikaten çok iyiydi. Evet. Yani ciddi iyi ön taraf baskısı yapıyorlardı. Ve ilk Başakşehir maçında da Emre Hoca da yene yene gidiyordu. Yani lider olabilir Fenerbahçe-Başakşehir karşılaştığında. Bir seri galibiyetler almıştı. Sert bir maç bekliyorduk ki sert bir maç oldu. Ama orada başını kaldırtmadı Başakşehir. Rossi'nin golü ilk aynen. Maçı söylüyorsun. İki maçta zaten Medipol Başakşehir kazandı. Mesela, yok, Fenerbahçe kazandı. Fenerbahçe kazandı pardon, tam tersi. Mesela oradan ekstradan Deniz Türüc'ün üstüne Gustavo Henrique'yi gönderdiğini gördük. Yani adamı böyle oynatıyor diyoruz ama rakibin de o planını çözmek adına takım içinden birini de görevlendirmiş. Öyle farklı analizleri de vardı. Ama... Yani 1-0 kazandı, 1-1 de bitebilirdi karşılaşma. Altay'ın müthiş bir kurtarışı vardı son dakikalarda. Yani Başakşehir takımı ne oynayacağını bilen, nasıl oynayacağını bilen, sağ yerleşiminde çok akıllı, çok rasyonel davranan. Evet, çok acayip oyuncuları yok ama takım olarak doğru hareket edip sonuçlar alan bir takım ki son 2-3 maçtır da iyiler. Formdalar. Mesela teknik adamlardan önce iki kaptanın basın toplantısı vardı. Diyebilir miyiz ikisi de 11'de oynayacak? Yani Mert Hakan'ı bilmiyorum ama şöyle bir Ömer Ali ile bir ayaküstü konuştuk. Ömer Ali'nin bir küçük sakatlığı vardı. Konuştuk. Ne durumdasın? Oynayacak durumdayım abi dedi. Yani muhtemelen Ömer Ali yani, oynayacak Şener'in yerinde. Yani sohbet ettiğimiz için söylüyorum. Hayır, Normali o ama Ömer Ali'yi tercih etmediği maçlar da oldu. Oldu. Emre Hoca'nın. Tabii. Mesela işte Mert Hakan. Bence Mert Hakan'la İrfan Can Kahveci özellikle İsmail Hoca döneminde çok büyük sorumluluk aldılar. Yani bir anda takımın kalbi haline geldiler. Yani taraftarın takımdaki kalbi haline geldiler. Jesus'la birlikte o da bitti. Şimdi en önemli olay ne biliyor musun Gürcan? Bir oynama alışkanlığı, birlikte oynama alışkanlığı dediğimiz bir olay var. Şimdi oyun, yani sezon başlarken hocanın birlikte oynama alışkanlığı oluşturamamasını hepimiz normal karşıladık. Sen de, ben de. Çünkü 3 günde bir maç oynuyorsun, gayet doğal dedik. Ama sonrasında oynama alışkanlığı noktasında evet sakatlıklar vesaire de oldu ama o oynama alışkanlığı kayboldu. Mesela orta sahada Crespo, Arayo, Zayis, bazen Arda, İrfan Can yani o Mert kadar Hakan. Mert Hakan o kadar çok oyuncu birbiriyle uyumsuz bir şekilde oynadı ki bir bu. Bir de benim bir tespitim var yani ben bilmiyorum sen de katılacak mısın? Şöyle bir olay var. Ligin en fazla gol atan takımı Fenerbahçe. En fazla doğru. Gol atan. Gol kralı Valencia. Gol kralı da Fenerbahçe'den çıkıyor ama Fenerbahçe şampiyon olamadı. Yani demek ki bir yerde hata yapıyorsun. Hatan ne? Demek ki sen gol atmayı önceleyip
arkanı serbest bırakıyorsun. Ama işte o zaman da rakipler geliyor. Oraya golü attıkları zaman bu sefer senin attığın gollerin çok fazla değeri kalmıyor. Yani bu da çok önemli bir konu. Mesela Emre Hoca'nın yapısına baktığımızda. Bu arada Emre Hoca derken az önce ekrana geldi. Mini bir şovda sundu hoca futbol. Sahayı özlemiş zemini. Güzel demiştik. Hoca da test etti. Ben şey diyormuşum ya. Benim yokluğumda sahayı kullanmış. Büyük yetenekli Emre Hoca gerçekten. Yani, teknik adamlık kariyerinde de iyi ilerliyor diyelim. Önce Fenerbahçe, şimdi Başakşehir takımını finale çıkardı. Avrupa'da bence başarılı bir sezon geçirdi. Türkiye'de de sakatlıklar olmasa ben çok daha üst sıralarda bitirebileceğini düşünüyordum takımın. Bir düşüş yaşadı, maç sayısının fazla olması ve sakatlıklar yaşanması. Ben şöyle söyleyeyim. Bütün maçlar, Avrupa maçları dahil 55 maçta evet. 1.87 ortalama yaptı. Yani bu kadar çok sayıda maça bakarak 1.87 ortalama iyi bir ortalama diye bakmamız lazım. Ben şu açıdan bakıyorum. Yani rakibe göre, kendi oyuncusuna göre oyun inşa eden hocayı farklı bir yere yazmak lazım. Yani Emre Hoca bunu yapıyor. Mesela bazen baktık iki forvetle oynadı. Bazen döndü dört orta sahayla oynadı. Bazen döndü dört... Yani savunmada hiçbir zaman üçlüye dönmedi. Onu özellikle söylemek lazım. Gönderme üçlüye için... dönmeyen hoca candır zaten Halil Domaç. Hayır, şu da var, ilk senesi. Yani sezon başı hazırlığıyla birlikte başlayıp bir takımı sezon sonuna kadar getirdi. İlk senesi elbette yanlışlar olacak. Yani elbette hatalar yapacak. Bazı şeyler yaşayarak öğrenilir. Emre Belözoğlu çok şeyler yaşadı futbolculuğunda tabii, da. Tabii. İşte Fenerbahçe'de Erol Hoca'dan sonra aldığı görev bölümünde de bir kere çok akıllı. Oyunu çok iyi okuyabilen. Oyun içinde doğru hamleler yapabilen bir teknik direktör. Ve bu maçı da kitlemeye çalışacaktır. Öyle, i̇şte... onu yapacağını düşünüyorum. Yani Fenerbahçe'ye tempo yapmasına izin vermemeye çalışacaktır. Tabii bu noktada ne oluyor? Kim giriyor devreye? Ekstra oyuncuların giriyor. Tabii. Yani ekstra oyuncun kim var sahada? Arda Güler var, İrfan Can Kahveci var. İşte rakip eksilten, şut atan, ara pas kullanan, işte foul alan, penaltı alan oyuncular bunlar. O nedenle onlara karşı da öyle oynatır mı İrfan Can'ı bilmiyorum da Jorge Jesus. Yani o, o da ki, belli tabii, değil ama. Yani o ekstra oyuncularına karşı da farklı şeyler yapabilecektir ama şeyin bizim Reha Can'ın lafıdır. Yani iyi pasın önlemi olmaz diye. Evet. İzmir'e gelmişken yani, Altaylı Reha kapsalı da analım dediniz. Selamlarımızı da gönderelim hocaya. Göztepe stadında büyük Altaylı Reha hocaya. Şimdi sevgiler. Gürcan'ın söylediği yerden şunu söyleyelim. Hani oyunu kontrol edecek dediğimiz şu anda Türkiye'de yani Süper Lig'e baktığımızda topun en çok ayağında kaldığı takım Alanyaspor, Korendan Alanyaspor, ikinci Medipol Başakşehir. Yani %84 ile top ayağında kalıyor. Yani oyunu kontrol etme becerisine sahip, hani seni desteklemek için söylüyorum, yine aynı şeyi yapacak. Ha, Fenerbahçe'de de %83 kalıyor ama Fenerbahçe gibi bir takımın zaten %83'leri 7. sırada. Hemen yine söylediğin bir şey, belki istatistiklere bakmadan göz kararıyla doğruyu buldu ama şimdi anahtar pasa baktım ben gelirken. Ligde 12. sırada İrfan Can Kahveci var. 44 tane anahtar pas atmış. Arkasında Arda Güler 24. sırada 40 anahtar pas atmış. Peki Başakşehir'de kim var? Deniz Türüç. Yani Fenerbahçe'nin dikkat etmesi gereken oyunculardan biri, 39 tane anahtar pası var. Arda Güler'e yakın. Onu söyleyebiliriz. Sonra da Berkay Özcan var. Ama gerçekten şunu söylemek lazım. Bir kontrol oyunu oynayan bir Başakşehir izleyeceğiz. Fenerbahçe'nin burada oynayacağını, tam ne olduğunu bulduğumuz anda daha farklı konuşabiliriz. Evet. Son 3 dakikamız. Çünkü Başakşehir birazdan taktik antrenmana başlayacak. O yüzden yavaş yavaş toparlayalım. Bitireceğiz. Sahayı Medipol Başakşehir'e bırakacağız ama yarın kıran kırana bir mücadele olacak. Yarın sahayı ne Jesus'un öğrencileri ne Emre Hoca'nın öğrencileri bırakmayacak. Jesus gelecekle ilgili kararımı başkan biliyor demişti. Winner Hoca diyoruz. Bakalım yarın bir kupa kaldıracak mı? Dolayısıyla kalacak mı? Kararını vermiş aslında başkan. Ben Fenerbahçe'nin kazanacağını düşünüyorum. Ben Fenerbahçe takımının yani bir iki ufak değişiklikle, taktik oynamayla, Haldun abinin dediği gibi bir forvetten vazgeçip bir orta saha
oynasaydı Fenerbahçe takımı bugün belki bence başka de, şeyler konuşuyor olurdu. Aynı şeyi söyleyeyim. Tüm sezon için. İyi bir yere gideceğini düşünüyorum. Yeni sezonun da anahtarı olacak yarınki karşılaşma. Çünkü burada kupanın kazanılması, finansal fair play'den çıkan Fenerbahçe var. İyi bir takım oluşturmak isteyen bir başkanı var. Buna imkanları var. Finansal olarak da o gücü yaratabilir. Belki de 11 Haziran sonrası, 12, 13, 14 Haziran'da kupanın yanına daha farklı, daha güzel, daha heyecanlı transfer haberleri koyabilir taraftarlar adına Ali Koç. Aldino maç ne dersiniz? Yarın bu sahada neler olacak? Yani şöyle söyleyeyim. Ben 3 aşağı 5 yukarı böyle bir muhtemel kadro belirledim. Bu kadro oynarsa gerçekten de hani Başakşehir kadrosu oynarsa orta sahası daha fazla topu ayağında tutan bir kadro oluşacak. Bir tarafta Adnan Yanuzay gibi içeriye devrilen, diğer tarafta Serdar gibi savunma sırtı koşuları atan oyuncu olacak. Fenerbahçe'nin öne çıktığı zamanlarda hep sıkıntılara dikkat etmesi gerekiyor. Fenerbahçe tabii bizim için her zaman sürpriz. Şu bir gerçek, sezon içerisinde inişleri çıkışları olsa da bu sezona damga vuran iki takım karşı karşıya gelecek. Hem Fenerbahçe hem Medipol Başakşehir. Bir de performanslarıyla bu finali hak ettiler. Tabii Cem, Cüneyt, Emre Hoca sık sık tekrarlıyor. Bu iki takım Avrupa'da da taşıdı. Puan olarak Türkiye'ye. Puan olarak. Geçen sezonda. Ben keyifli bir mücadele bekliyorum yarın. Umarız hak edenin kazanacağı bir maç olur. ATV ekranlarından naktan yayınlanacak karşılaşma. Biz bu ekiple hem maç öncesinde hem de maç sonrasında en sıcak gelişmelerle A-Spor ekranlarında olacağız. Güzel bir İzmir akşamından, Gürsel Aksel stadından, finalin oynanacağı stattan sizlere mutlu akşamlar diliyoruz. Ekranlarınızın başından ayrılmayın. Birazdan Ceyda Dönmez Baloğlu her zaman olduğu gibi ana haberle günün son gelişmeleriyle karşınızda olacak. Hoşçakalın.